İşte Mahsuni bunların ozanı. Yine bir Emirdağ konserindeyiz beraber. Bir akşam sabahleyin çıktık beraber, saz elini aldı. Emirdağ'a gittik. Saat 12'de konser bitti. Tıktım tıktım, gündüz konseri, şey konseriydi, açık hava konseriydi. Köylülerden bir tanesi geldi yanıma, muhtarmış, köyün muhtarı. Hocam dedi, senden çok rica ediyorum, elini ayağını öpüyorum, affedersiniz. Mahsuni Baba burada otelde yatacağına, köyümüze gelse, bizi şereflendirse falan dedi. Rica ettim Mahsuni abiye, gittik, köye gittik. İnsanlar sabaha kadar hiç kımıldamadan diz üstüne çöktüler ve hiç hareket etmeksizin sabaha kadar saz çaldı. Sabahleyin o köylüler ağlıyor, yaşlı insanlar gelmiş ayağına kapanıyor. Mahsuni abi onların ayağını öpüyor. Herkes ağlıyor. Ben de ağlamaya başladım. Ya bu kadar büyük bir sevginin, bu kadar güçlü bir sevgiyi işte bu halk Mahsuni yarattı. İşte Mahsuni bu halkın ozanıdır. Demin sevgili arkadaşımın dediği gibi hırsızların, hortumcuların değil. Ben onu tanımaktan, onun eşini tanımaktan, eşimle, çocuklarımla çok büyük onur duydum ve bunu yaşamaktan da gerçekten bugün belki benim gibi çok az insana nasip oldu bu. Bunu olmaktan da büyük haz duydum. Sağ ol. Teşekkür efendim. Ediyorum. Allah çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum, özür dilerim. Evet. Bu bir belge olarak 500 yıl sonra, belki 1000 yıl sonra bu kalacaktır. Ama şöyle bir sistemim var. 50 gün burada hastanede yattı. Bir takım televole programlarında, bir takım magazin programlarında insanlar saatlerce biliyor musun gösterildi. Ama Türkiye'nin bir kültürü, Türkiye'nin geleceğine bıraktığı bir mirastır Mahsuni. Nasıl ki bir Sudanlar, Nesimiler bugüne kadar gelmişse, 1000 yıl sonra insanlar da gene Mahsuni tanıyacaklar ama bu programı tanıyacaklar. O magazin programları, televol programları sanıyorum bir gün sonra unutulacaktır. Ama bu hep yaşayacaktır. Devlete de, diğer tarafta da bu konuda ciddi bir eleştiri sunmak istiyorum bunu. Teşekkür ediyorum, evet, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sami Bey, Süleyman Bey birkaç kelime etti. Onun bir de türkü hakkı var. O da bende mahfuz. Tabii söyleyeceksiniz. Söz yine sigaraya falan geldi. Çok kısa, şu anda durum nedir? Bizi izleyenlerin yüreğine su serpilmesi bakımından soruyorum. Şimdi Mahsuni Baba'nın rahatsızlığını duyunca tabii yanına gittim. Hekim arkadaşlarım, bir tanesi de Çapa'dan sınıf arkadaşım çıktı. Yani çok ilginç gerçekten. Şimdi tıpta hiç kimsenin yapısı, anatomik ve biyolojik yapısı diğerine benzemez. Yani tıpta %100, %99 diye bir şey yoktur. Çok ilginçtir insanın yapısı. Bazı insanlar çok dirençli, bazıları çok zayıf bünyeli olabilir. Maşallah Mahsuni Baba, o çıkan anjiyolar, yani karotis arteri tıkalı, koroner arterleri tıkalı, ne bileyim bacağa giden femoral arterler, popliteal arterler falan tıkalı. Bayağı bir arteriyosiklerozu var, plaklar oluşmuş. İşte yıllarca sigaranın, stresin sebep verdiği. Ama buna rağmen, bu kadar yoğun tıkanıklığa rağmen nasıl yaşadığını gerçekten hayretle karşıladılar. Kendisi de biliyor. Yani çok iyi bir bünye varmış. Çok sağlam bir bünyesi varmış. Şu anda gayet iyi. Tabii sigarayı bıraktırdık. Ölmeyenler hep bilir zaten onu. İçkiyi de bıraktırdık. Dahası biraz korkuttum. Fatma ablam hep öyle dedi. Biraz korkut dedi, korkut dedi. Ben de bayağı bir korkuttum. Ya bırakıp tabii gidemez bu, bizi. Bizi bırakıp bu gidemez. Bu söyledikleriniz sigaraya yeniden başlayabilir anlamına gelmiyor. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yok, yok. Onu daha bırakmayız biz. İnşallah artık içmez. Gerçekten şimdi... Canım çok istiyor ama içmiyorum. Vallahi. Öyle mi? Çok istiyor canım da içmiyorum. Ya ama artık yasak. Tabii. Baba. Çok güzel şeyler konuştu buradaki güzel insanlar, değerli insanlar. Mahsuni Şerif için konuşacak, yani bana düşecek çok fazla şey kalmadı ama şimdi yazılı kültürü olan, yazılı kuşaklara kültürleri yazılı bir şekilde aktarılan bir toplum değiliz. Ama bundan sonra muhakkak olacak. Biz sözlü geleneği olan bir toplumuz. İşte Pir Sultanlar, Dadaloğulları daha önceki yüzyıllarda, bundan 300, 500, 700 sene önce yaşamış emrahlar, Hacı Bektaş-ı Velilerin eserleri sözlü geleneğimizle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ve günümüzde bana göre bunların süzülmüş, yoğrulmuş,
birkaç nüvesinden biri. Önemli bir kilometre taşıdır Mahsuni Baba. Yani ben hep öyle düşünüyorum. Süzülmüş baldır. Mahsuni Şerifler kolay yetişmiyor. Onlara sahip çıkmamız lazım. Yani bütün benliğimizle sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Yalnız biraz önce Cem abinin sözünü bölmek istemedim. Çok güzel konuşuyordu. Mahsuni Baba'nın o türküsündeki fukara köylü, hekime muayene ücreti ödemeyecek köylünün ceketini bırakıp vermesi, o hekimin para canlısı olduğunu göstermiyor. Gerçekten bugün Türkiye'de sağlık emekçilerinin durumu hiç iyi değil. Hekimin de cekete ihtiyacı yok. Şimdi evet, yani ayda 15-20 nöbet tutan doktor arkadaşlarımız var. Bunların eline 400-500 milyon, 600 milyon para geçiyor. Söyledik. Tabii tabii. İstisna bir hekimmiş demek. Ama madem konu buraya geldi, ben kendi açımdan, kendi paydama düşen bir durumla karşı karşıya kaldığım için bunu belirtmek istiyorum. Gerçekten bir toplumun sağlık politikaları eğer gerçekten sağlıklı değilse, bak sağlık politikaları sağlıklı değilse, hasta ile hekim arasında hala para konuşuluyorsa asla o toplumun sağlık sorunu çözülmez. Dünyada sağlık sorununu çözmüş ülkeler artık bunu kaldırmışlardır. Sosyal devlet olmak, kendi zaten bayrağı altındaki bütün insanların malına, canına, sağlığına sahip çıkmaktır. Zaten orada benim sistemim doktordan daha ziyade sistemdeydi. Evet, mesela benim o çocuğum hala yaşıyor. Cem abinin sözünü bölmedim. Bir hurcun içindeydi mesela. Evet. Doktorlara bizim de ihtiyacımız var. Yalnız bir şey söyleyeceğim son olarak. 50 yaşından sonra benim ofisimde bir tane kahverengi kaplı defterim var. Personelim iyi bilir, çağırırım. Bütün önemli notlarım, önemli telefonların olduğu kahverengi kaplı bir defterim vardır. Onun sol iç yüzünde bir tane dörtlük vardır Mahsuni Baba'ya ait. Artık 1993'te sanıyorum onu ben bulmuştum ve o deftere geçirmiştim. Şöyle diyordu: kim ki beni nasıl bilir dünyada, ben onun bildiği özü kadarım. Kimine belki de bulgur tanesi, kimine dünyanın yüzü kadarım. Mahsuni Baba bana dünyanın yüzü kadar. Ben onu öyle algılıyorum. Eyvallah. Evet. Süleyman Bey, eğer izniniz olursa... Estağfurullah. Mahsuni'nin o ciddi rahatsızlığı sırasında Mahsuni'ye çok sıcak ilgilerini esirgemeyen hastanenin ismini söylemekten herhalde bir sakınca yok. Çok, çünkü sizin arşivinizde çok fazladır, çok fazla ilgilendi sizin kanal. Ben buradan Jef Hakka Hastanesi'nin başhekiminden hasta bakıcısına kadar hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Neşe Hemşire Hanım'a çok teşekkür ediyorum, Erkal Bey'e. Yani gerçekten Mahsuni oraya vardığında 5-10 dakika sonra egz olmuştu. Yeniden hayata döndürdüler diyorum. Onlar bir vesile oldu. Tanrı da ona hala ömür bağışlamış. Demek ki onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar böyle bir fırsatı yakalayamadım. Ve zaten Mahsuni ile de bir ekranda bazı yerlerde oldu ama... çok ciddi anlamda bir ekranda sizin kanalda bir araya geldik. Ondan da mutluluk duyuyorum. Bizim de böyle bir fonksiyonumuz oluyor işte. Ha, ben söyledim, ağzı söyle. Söze biraz ara verelim ve evet, türküyle devam edelim. Bilmiyorum, usta mı söyler, siz mi devam edersiniz? Yok, ben istersen sıradan bir tane daha okuyayım. Sazın iyi değildir ama. Süleyman Bey'den dinleyelim o zaman. Tamam. Ondan sonra da bir ara verip son bölüme tamam geçelim. Buyurun. Evet, isterseniz son bir defa daha ara verelim. Ondan sonra evet, son bölümle siz bilirsiniz. Fırıldak Adam değil mi? Son evet, albümün ismi. Son ondan albüm, da evet, örnekler okuyacak Mahsuni. Zaten şey, herhalde sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Evet. Yani insanların uyku şeyini fazla zorlamamak gerekiyor. Bir ara daha verelim. Onun adına herhalde reklamlar diyorsunuz. Evet, siz, evet. Diyeceğiniz de Hökkeş diyeceğiz, anladım zaten ben. Eyvallah. Bir kısa ara daha veriyoruz. Mahsuni Şerif'le birlikteliğimiz tamam, sürecek tanıklarda. Toptan üstelik de. Öyle bir iki yiğit de değil. Evet. 70 milyon yiğit birden. Cümle cemaat. Soğana talim. Evet. Allah sonumuzu ayırsın. Ata dede yemeğimiz bizim. Çünkü o asaletli yemeği bırakamayız biz zaten. Ya bu ata dede zamanında da bu hortum işleri varmış herhalde, soğan. Hayır, rüşvet kesim varmış. Varmış da çok inceymiş o zaman. Değil mi? Evet, şu Fırıldak Adam'dan
konuyu. Devam efendim, edersek de konu dışına çıkmış olmuyoruz zaten. Onu böyle bitirmek için, şimdi benim ömrüm zaten fırıldakların içinde geçti. İnsan hayatı inan ki bir fırıldaktır zaten. Anlamı itibariyle bir defa hayat fırıldaktır. Hangi gedikten koparsa kopar muhakkak bir fırıldak açılır. Ben hiç unutmam, bunu Almanya'dan dönüşte yaptım. Bizim Canan Başkaya vardır sanatçı. Evet. Onunla bir turneye gitmiştik. Bize kefil olan bir arkadaşımız vardı işte Berlin'de sanıyorum. Kendisinde şey olarak, dönerciler kral olarak tanıtıyor. İsim vermeyeyim, herkes bilir onu. Bizim bir kuruş paramızı vermeden kefil olduğu halde bari uçak paramızı verin dedik, onu bile vermediler. Dönüp geldiler. Kendisi de şeyha inanan, mürit, talip, dedeli seyitli bir insan. Buradan bazen işte tekkeye girip tekkede dervişlik yapar. Bunu bütün Anadolu halkı içerisindeki şumullu kişilere söylüyorum. Gider hacıyla hacı olur, dedeyle dede olur. Yerine geldiği zaman da cebini her şeyden üstün tutar. Böyle bir çağa şahit olduğum için bu fırıldağı işte bu senenin pira olarak yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.